Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İslam medeniyetinin doğuşuyla karşınızdayız. Peki değerli arkadaşlar, İslam medeniyetinin doğuşunda neler göreceğiz? Hz. Muhammed'in arkadaşlar İslamiyeti yaymasını ve bu süreç içerisinde Peygamber Efendimiz öldükten sonra dört halife sürecinde yaşananlar ve akabinde Emeviler ve Abbasiler dönemini devam edeceğimiz bir süreci ele alacağız değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Konu içinde neler göreceğiz? İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya, yani Orta Çağ dünyasında nelerin olduğunu, Arap coğrafyasında İslamiyet'in yayılmasını, Emeviler dönemini, Abbas devletini ve Türkleri, bilim medeniyetini birlikte ele alacağız. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi klasik bir durumumuz var. Ödevlendirmemize gelelim arkadaşlar. Sıfırdan 9'a tarih konu anlatımı soru bankasından ödevlendirmemizi yapacağız. İlk olarak sayfa değerli arkadaşlar. 128'den 146'ya kadar sorumlu olacaksınız. Bu sayfaların içerisinde arkadaşlar senin için sorular var. Aynı zamanda arkadaşlar karikatürsel var. Yine yapamadıklarını tas dediğim kare kodlar okutarak yapabilirsin. Daha sonrasında ise Dinamo Soru Bankası 9. sınıf sana bu anlamda pekiştirme anlamında yardım sağlayacak. Yine burada da arkadaşlar sayfa 135'ten sayfa 160'a kadar sorumlu olacaksınız. Hadi kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar, İslamiyeti öğrenmenin faydaları neler olacak? İslamiyet öncesinde dünyanın nasıl olduğunu, yine İslamiyetin yayılma sürecinde hangi durumların ortaya çıktığını ve Dört Halife döneminde yaşanan süreci birlikte ele alacağız. Şimdi değerli arkadaşlar İslam dünyasındaki o kronolojik noktaya bir bakmamız lazım. Neler oldu o süreç içerisinde. 610 yılında Hazreti Muhammed peygamberliğin gelişi yani arkadaşlar Cebrail peygamberlikte Hazreti Muhammed'i ne yapacak? Müjdeleyecek. Daha sonrasında 615 yılında Müslümanların Habeşistan'a zorunlu hicret etmesini göreceğiz. Ve 622 yılında Müslümanlar Medine'ye hicret edecek. 622 yılında Müslümanlar arkadaşlar Medine Sözleşmesi'ni gerçekleştirirken 624 yılında ilk kez putperestlerle Müslümanlar arasında Bedir kuyularının etrafında Bedir Savaşı gerçekleşecek. Sonrasında tabi vazgeçmeyen putperestler 625 yılında Uhud Savaşı yapılacak ve arkadaşlar burada Peygamber Efendimizin dişi kırılarak gazi haline gelecek. Sonrasında ise 627 yılında Hendek Savaşı ile Müslümanların son savunma savaşını göreceğiz. 628 yılına geldiğimizde ise putperestler resmen Müslümanları Hudeybiye barışıyla tanıyacak. 629 yılında ise arkadaşlar Hayber Kalesi'nin fethi gerçekleşmesiyle Şam ticaret yolunun kontrolü de Müslümanların eline geçmeye başlayacak. Sonrasında ise 629 yılında Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden birisi olan Bizans'la ilk savaşımızı yapacağız. Mute Seferi diyeceksiniz. Mute Seferi'nin sonrasında Peygamber Efendimiz'in doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan 630'da Mekke'nin fethi gerçekleşecek. 630'da ise Huneyn Seferi'ni, 630 yılında Taif Seferi'ni ve 631 yılında Peygamber Efendimizin son sefere olan Tebük Seferini göreceğiz. Tebük Seferinden sonra Peygamber Efendimiz Müslümanları Müslümanlara emanet ederek 632 yılında Veda Haccını gerçekleştirmiş ve Hazreti Muhammed dünyaya gözlerini yummuştur. Şimdi gelelim peki İslamiyet yayılmadan önce Arabistan dünyası ve o dönemdeki dünya nasıldı? Şimdi o dönemde arkadaşlar dünyanın iki tane önemli devletinden bahsedeceğiz. Bunlardan birisi Doğu Roma İmparatorluğu diyesi ise İran bölgesinde hakimiyet kuran Sasani İmparatorluğu'ydu. Fakat lakin hiçbiri de Arap coğrafyasını işgal etme girişiminde bulunmamış. Çünkü neden? Genelde arkadaşlar Arabistan coğrafyasında çölsel bir yapıyı göreceğiz. E bu da ister istemez hiçbir zaman Roma'nın ve Sasanilerin iştahını kabartmayacak. O yüzden de arkadaşlar unutmuyorsunuz Arap coğrafyasında ben siyasi herhangi bir birliktelik ne yapmayacağız? Görmeyeceğiz. Bu yüzden de Arap coğrafyasında siyasi bir hayat söz konusu olmayacak. Bunun yanı sıra arkadaşlar tabii ki insanlar Arap coğrafyasında genelde göçebe yaşam tarzının yanı sıra medeni diye adlandırdığımız arkadaşlar hadarilik diye adlandırdığım grupta yer alacak. Peki bedevilik dediğimiz şey nedir? Hani genelde bir kılıs kelime kullanırız ya çölde gezen bedevi. Nedir peki Bedevi? Hadi gelin buna bakalım birlikte. Çöl ve vahalardaki konar göçer yaşam şeklidir. Çadırlarda yaşayan Bedevilerin hayatlarında develer çok önemli bir yere sahip. Bazen yağmacılık hareketi görülse de Bedevilikte temel geçim kaynağı avcılık ve takasa dayalı ticarettir. Kabileler halinde yaşayan Bedeviler Arapçayı en duru ve en doğru şekilde konuşmaktaydılar. Bu nedenle şehirli olan Hadariler çocuklarının düzgün Arapça konuşabilmesi için Bedevi kabilelerini arkadaşlar yanına çöle ne yapmaktaydı göndermekteydi. Peki gelelim modern diye adlandırdığımız Arapça coğrafyasındaki hadarilik yani şehircilik ne demek? Arabistan'da görülen yerleşik yaşam tarzıdır. Köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan Hadariler kendilerine mahsus mahallelerde, kerpiçten veya taştan yapılmış evlerde oturmaktaydılar. Geçim kaynakları ise tarım ve ticarete dayalıydı. Hadariler de kabile anlayışıyla kümelenmiş olarak yaşamlarına rağmen yönetim tarzlarını Bedeviklerinden farklılık göstermekteydi. Kabile reisinin yönetiminden ziyade kabile meclisi tarafından yönetilir ve en önemli kararlar oy çokluğuna ne yapılırdı? alınırdı diyeceğiz. Bunun yanı sıra İslamet öncesi Arabistan'da insanlar hürler, köleler ve mevaliler olmak üzere 3 sosyal sınıfa ayrılmıştır. Yani demek ki arkadaşlar Arap coğrafyasında sınıfsal faktör ön plana çıkmaktaydı. Araplar haram ayları diye adlandırılan kabul edilen Zilkade, Zilhice ve Muharrem ve Recep aylarında savaş yapmazlar. Bu aylarda yapılan savaşlar ise Ficar savaşları olarak kabul edilirdi. Bakın o zaman şöyle bir yorum yapalım. Demek ki bunların kendi aralarında siyasi bir birliktelikten söz edemezken kültürel bir birliktelikten söz edebilirim. Çünkü bu haram aylarında arkadaşlar Zilkade, Zilhece, Muharrem ve Recep ayları gibi aylarda arkadaşlar Kabe'yi ziyaret ederler, edebiyatla uğraşırlar, şiirler ne yapmaktaydılar, yazmaktaydılar diyeceğiz. İslamiyet'ten önce Arabistan'da Nebatiler, Tetmür, Gassani, Mayin, Hire, Sebe gibi devletler yaşamış olsa da Hz. Muhammed'in doğduğu sıralarda ise Arap Yarımadası'nda siyasi bir birliktelik yoktu. Çünkü genelde yaşam tarzı olarak arkadaşlar kabile bir anlayıştan söz edeceğiz ve kabilenin olduğu yerde merkezi bir yönetim nedir? Yoktur diyeceksiniz. Bu da tabii ki arkadaşlar kabilelerin sürekli kendi aralarında kan davaları gütmeleri ve sürekli çatışmalarına ne yapacak? Sebep olacak. Arabistan genelinde inanış olarak putperestlik hakim olacak. A o zaman şöyle bir yorum yapalım. Sadece demek ki Arabistan coğrafyasında o dönemde putperestlik hakim değil. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik diye adlandırdım. Yani Hz. İbrahim'in 10 emri diye adlandırılan kavrama inanan Hanif dediğimiz grupta yer almaktaydı. Arabistan Yarımadası'nda ekonomi ise tarım, hayvancılık ve ticaret üzerinden kuruluydu. Peki bu ticaretin en önemli unsuru nedir dersek de aklınıza köleci bir ticaret yapısı ne yapacak? Gelecek diyeceğiz. Hayvancılık özellikle bedevilerin geçim kaynağıydı ve olmazsa olmaz hayvanları deveydi. Tabi bunun yanı sıra İslamiyet'te arkadaşlar öncesinde Arap dünyasında kadınlar her zaman kötü gözle bakılmıştır. O yüzden de kabilelerin kendi ailelerinin içerisinde kız çocuğu olanlar kendilerine bir kara olarak leke olarak atıf etmiş ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüştür. İşte o İslamiyet'in aydınlığı gelmeden önceki sürece biz cahiliye neyi diyeceksiniz? Devri olarak ne yapılmakta? Aldandırılmakta. Peki bazen öğrencilerimiz şu soruyu soruyor. Ya hocam diyorlar cahillik döneminde kitap mı okumamışlar? Eğitimle mi uğraşmamışlar? Hayır. İşte bu kaba saba kötü olayların olması cahiliye devri. Çünkü Araplar edebiyata da şiire de önem vermişler ama insana hiçbir şekilde önem vermeyecekler. İşte tam bu sırada 610 yılında arkadaşlar önemli bir olay gerçekleşecek. Fakat bunun öncesinde Hazreti Muhammed'in neler yaşadığını birlikte bir inceleyelim. Peygamber Efendimiz hayata geldiğinde arkadaşlar annesi ve babasını tanımayacak. Dedesi Abdülmuttalip tarafından yetiştirilir ve amcasıyla arkadaşlar kabilelerde bu süreç içerisinde ticarette uğraşmaya başlar. 25'li yaşlara geldiğinde Mekke'nin en zengin kadını diye aldandırılan Hazreti Hatice ile tanışır. Hazreti Hatice ile arkadaşlar 25 yaşında hayatını birleştirir ve Hazreti Muhammed 610 yılında 40 yaşındadır. 40 yaşına geldiğinde garipleşmeye başlar ve Hira mağarasına çekilir. Hira mağarasına çekildikten sonra göklerden Cebrail inerek ona ilk vahiyi göndermiştir. Neydi peki o ilk vahiy? Oku. Yaradan Rabbin için oku. Üç kere tekrarlamasıyla birlikte bir mucize gerçekleşir ve Peygamber Efendimiz okuma yazmayı sökmüştür. Sökmesiyle birlikte durumu gelip eşi Hazreti Hatice'ye anlatır. Hazreti Hatice şöyle buyurur. Ey Muhammed senin yolundan gitmem için ne yapmam lazım? O da İslam'ın ilk şartlarından birini söyler. ...kelimeyi şahadet getirir. Peygamber Efendimiz arkadaşlar... ...bunu söyledikten sonra Hazreti Hatice... ...kelimeyi şahadet getirdiğinde... ...ilk Müslümanlar içerisinde yer alır. Peki ilk Müslümanlar kimlerdir? Hazreti arkadaşlar... ...Muhammed'in damadı... ...Hazreti Ali. Kölesi... ...Hazreti Zeyd ve... ...samimi dostu ve arkadaşı... ...Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümanlar... ...içinde yer alacaktır. Peki... Putperestler bu süreç içerisinde İslamiyet'i kabul ederler mi? Tabii ki hayır. Peki niye kabul etmeyecekler? Bir, İslamiyet inancı eşitlik ve adalete dayalı bir inanç olmasının yanı sıra putperestlikte ise farkındaysanız sınıfsal bir yapı var. Bunun yanı sıra aynı zamanda kölecilik ticareti ön noktada olması bu dönemde tabii ki yine İslamiyet'in yayılma sürecini kabul etmemelerine sebep olacak putperestlerin. Yine arkadaşlar... İslamiyet falcılık ve büyücülük gibi kavramları yasaklarken putperestlikte falcılık ve büyücülük gibi noktalar var. Yine İslamiyet'te şöyle bir kavram var. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. O yüzden de kan davalarına yapmayacaksınız? yürütmeyeceksiniz. Yine kan davalarının olması yine putperestlerin İslamiyet'i kabul etmemesinin temel noktalarından bir tanesi. Bir diğer sebep ise arkadaşlar gasp, içki, zina, faiz gibi konuların İslamiyet'te yasak olmasına rağmen putperestlikte serbest olması. Hz. Muhammed'e makam mevki teklif edecekler fakat Hz. Muhammed hepsini elinin tersiyle bir kenara atacak. Tabii ki Hz. Muhammed'i yıldırabilmek için ona birçok zulüm edecekler. İlk olarak evinin önüne leşler serecek, günlerce evinin kokusundan durulmayacak ama Hz. Muhammed bildiği yoldan vazgeçmeyecek. Yetmeyecek, Hz. Muhammed'in geçtiği yollara dikenler serecek ama o dikenler onun için birer gül olacak. O da yetmeyecek. Hz. Muhammed'in arkadaşlar geçtiği güzergaha çocukların ellerine taş tutturarak Hz. Muhammed'i taşlatacaklar. Hazreti Muhammed'in kafası kanayacak. Kafası kanadığında göklerden tekrar Cebrail belirir ve şunu söyler. Ey Muhammed söyle bir işaretine bu kavmi yok edelim. O da şöyle buyurur. Bilseler de Allah'ın varlığını, bilseler de onun elçisi olduğumu böyle bir şey yaparlar mıydı diyecek. İşte burada Hazreti Muhammed'in arkadaşlar insan ve insanlık sevgisi ön plana çıkacak. Tabii ki bu süreç içerisinde Hazreti Muhammed bir kısım Müslümanları Habeşistan yani tabiri caizse bugün Etopya dediğimiz bölgeye göçe gönderecek. Fakat usta kaptan gemiyi terk edecek mi? Hayır. Hazreti Muhammed Medineli tüccarlarla tanışır. Medine tüccarlar ise ona bir biatta bulunurlar. Bu biatın adı Akabe biyatları olacaktır. Akabe Biatı ile birlikte Hazreti Muhammed arkadaşlar Medine'ye davet edilir ve artık neyin başlangıcı kabul edilecek Hicret'in başlangıcı kabul edilmiştir. Hicretinle birlikte Hazreti Muhammed ölüm tehlikesi geçirir. Geçtiği güzergahında putperestler onu öldürmek ister. Bu kurarlar. Hazreti Muhammed bir mağaraya sığınır. Mağaranın önüne gelen putperestler orada bir kuş yuvasını ve örümcek ağını görürler. Ve derler ki buraya herhangi bir insan uğramamış. Bunun ve sayesinde ölmekten kurtulan peygamber efendimiz Medine şehrine geldiğinde arkadaşlar iki tane unsur ortaya çıkacak. Bunlardan birisi Ensar, diğeri ise Muhacir diye adlandırdığımız Grup. Peki kimdir Ensar? Peki kimdir muhacir? Ensar demek sardan gelsin aklınıza. Yani Medine'ye göç eden Müslümanları ev sahip yapan grup. muhacir ise göç eden tayfa olarak ne yapacağız bileceksiniz. Peygamber Efendimiz kardeşlik sözleşmesini imzalayarak Medine Sözleşmesini ne yapıyor arkadaşlar? İmzalıyor ve artık aslında İslam devletinin temelleri resmen atılacak. Peki İslam devletinin temelinin atılması neyi doğuracak tabii ki savaşı. Peki bu savaş hangisi olacak? Tabii ki Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nın özelliği Müslümanlarla putperestler arasında yapılan ilk savaş ve Müslümanların ilk zaferi olacak. Bu zaferin sonrasında ilk kez İslam savaş hukuku ortaya çıkıyor. Peki neydi İslam savaş hukuku? Peygamber Efendimiz esirlere düzgün muamele yapılmasını ve ganimetlerin paylaşılması gibi konuları ele alacak. Yani İslam savaş hukuku ortaya çıkacak ve yine Peygamber Efendimizin eğitime ve öğretime verdiği önem gün yüzüne çıkıyor. Neydi peki bu? Diyor ki arkadaşlar savaş sırasında esir düşen putperestler 10 tane Müslümana okuma yazma kaydıyla öğretmek kaydıyla ne kalabilir? Serbest kalabilir. Burada peygamber efendimizin de eğitime ve öğretime önem verdiğinin açık ve net göstergesidir. Yenilgiyi alan putperestler vazgeçmeyecekler. Uhud dağının tepesinde bir savaş gerçekleşecek. Fakat bu savaş gerçekleşmeden önce Uhud dağının etrafına Hazreti Muhammed 50 tane okçu yerleştirecek. Ve okçulara şunu söyleyecekler. Eğer ki benim öldüğümü görseniz de ölümü leş kargalarının yediğini de görseniz bu tepe terk edilmeyecek. Hani vardır ya insanoğlunun nefsi her zaman ön plana çıkar. Müslümanlar tam savaşı kazanmak üzereyken 50 tane okçu bir anda tepeyi terk eder. Terk etmesiyle birlikte savaş bir anda putperestlerin lehine dönmüştür ve savaşı Müslümanlar kaybeder. Hatta Hz. Muhammed'in dişi kırılır ve Hz. Muhammed'in çok sevdiği amcası Hz. Hamza vahşi tarafından şehit edilmiştir. Hatta kalbi sökülüp yenilecek. Çünkü bu Arap kabilelerinde zafer anlamına gelmekteydi. Vahşi sonra İslamiyet kabul etse de Peygamber Efendimiz şöyle söyleyecek. İslamiyet kabul etmiş olabilirsin ama ne olursa olsun gözüme gözükme. Çünkü benim hayatımda en çok sevdiğim değerli bir varlığı Elimden aldın diye ne yapar? Buyurur. Peki Uhud'un önemine. Müslümanlar putperestlere karşı arkadaşlar unutmuyorsunuz ilk ve tek yenilgisidir. Hazreti Muhammed dediğimiz gibi dişi kırılmış ve gazi olmuştur. Yine amcası Hazreti Hamza şehit olacak. Peygamber'e olan arkadaşlar güven artacak. Ve İslamiyet daha fazla alana ne yaptı? Yayıldı. Daha sonrasında arkadaşlar Ferman Farisi bir öneride bulunuyor. Diyor ki Medine şehrinin etrafını hendeklerle kazalım. İşte o yüzden bu savaşın adı Hendek Savaşı olacak. Peki Hendek Savaşı'nın özelliğini iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamıyor. Bu üstünlük sağlayamamasının sonrasında 628 yılında bir anlaşma gerçekleşecek. Biz bu anlaşmaya Hudeybiye Barışı ya da Antlaşması diyeceksiniz. Bu anlaşma iki tarafta arkadaşlar 10 yıl birbirine saldırmayacak. Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeyecek fakat Umrede yapmayacaktır. Fakat ertesi yıl Müslümanlar Mekke'ye gelerek hac görevlerini yerine getirecekler. Mekkeli bir kimse Hazreti Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecektir. Baktığımızda olumsuz gibi gözükse de arkadaşlar Hudeybiye barışının özelliği Müslümanlar kaleyi içten yavaş yavaş fethetmeye başlayacak. Peki burada bir uyarımız var. Uyarıda ne söylüyor bize? Mekkeliler Hudeybiye anlaşmasıyla Müslümanları resmen arkadaşlar ne yapmıştır diyoruz. Tanımıştır. Çünkü arkadaşlar hocanız buradan soru ne yapabilir? Sorabilir diyeceğiz. Tabii ki arkadaşlar Yahudiler bizi satması üzerine Hayber Kalesi'ne doğru yola çıkacağız. Hayber Kalesi 629 yılında arkadaşlar kuşatılarak kısa süre içerisinde ele geçirilmiş ve böylece Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçecek. Ve Müslümanlar ekonomik alanda büyük bir kazanç elde ederler. Sonrasında arkadaşlar Muhte Savaşı gerçekleşir. İslam ordusunun sayıca kendisinden çok fazla olan Bizans ordusuyla mücadele edebilecek seviyeye geldi görülmüştür ve Muti Savaşı Müslümanlar. ...Bizans arasındaki ilk savaştır. Peki bu savaşın özelliği nedir? Özelliği şudur. Peygamber Efendimiz elçilerle birçok grubu arkadaşlar İslamiyet'e geçmesi için mektup gönderir. Gassani hükümdarı ise bir Müslüman bir elçiyi öldürür. Öldürmesi üzerine arkadaşlar Müslümanlar Gassanileri savaşa çıkar ve... Asriler ise Bizans'tan yardım istemiştir. Tabii ki daha sonrasında doğduğumuz ve büyüdüğü topraklar olan 630 yılında Mekke şehri putperestlerin elinden alınacaktır ve Peygamber Efendimiz Kabe'den putları temizledikten sonra İslam dünyasında iki şeyi yasaklar. Bunlardan birisi resim, diğerisi ise heykeldir. Çünkü tekrardan arkadaşlar puta tapacağı düşüncesi hakim olacaktır. Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed ve arkadaşlar Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ererken Hicaz bölgesinde İslam'ın yayılışı önündeki engel de ortadan kalkmış olacak. Tabi sonra arkadaşlar Huneyn'e doğru sefere çıkacağız. Bu zaferle Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdidi de ortadan kaldırılıyor. Taif seferine çıkıyoruz. Taif seferiyle arkadaşlar ertesi sene arkadaşlar elçiler göndererek İslamiyet kabul ettiklerini ve Taif şehrini de Hazreti Muhammed'e ne yapmışlardır? Teslim edecekler. Artık Peygamber Efendimiz görevini doldurmak üzeredir. Peygamber Efendimiz 631 yılında arkadaşlar Tebük'e sefere çıkar. Arabistan dışına yapılan ilk sefer olma özelliği gösteren Tebük seferi arkadaşlar bölgede birçok kabile Müslümanlığı kabul etmesini sağlamıştır. Tabii ki Peygamber Efendimiz arkadaşlar veda hacını gerçekleştirir ve veda hacı ile birlikte İslamiyet'i, iyiliği, adaleti hoşgörüyü anlattıktan sonra bu dünyadan göç etmiştir. Fakat göç etmesiyle birlikte siyasi kargaşa başlayacaktır. Peki ne oldu da siyasi kargaşa başladı? Bir, dininden dönenler. Zekatını vermeyenler, aynı zamanda arkadaşlar yalancı peygamberler gibi unsurlar ortaya çıkmış ve Böylece seçimle de o süreç içerisinde dört halife diye adlandırdığımız dönem ortaya çıkmıştır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile sürdüreceğimiz dört halife dönemi diğer adı Cumhuriyet Devri olarak bilinmektedir. Peki niye Cumhuriyet Devri denmiştir dersek dört halife de çünkü neyle başa gelecek? Seçimle başa gelecek. Peki bu dört halifenin ilki hangisidir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar İslam dünyasındaki kargaşayı ortadan kaldırmak, merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için yalancı peygamberlerle Ridde savaşlarını gerçekleştirir. Fakat hiç beklenmedik bir olay olur. Nedir peki bu olay? Arkadaşlar hafızlar bir bir ölmeye başlar. Hazreti Ebu Bekir bunu gördüğünde Kur'an-ı Kerim'in tehlikeye gireceğini anlar. Ve ilk yapacağı icraatlardan birisi Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmek. Hani bir tabir vardır ya söz uçar yazık alır. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar yok olma tehdidini de Ebu Bekir ortadan kaldırmıştır. Daha sonrasında seferimizi Suriye topraklarına doğru çevireceğiz. Bizans'ta bir savaş yapacağız. Biz bu savaşı arkadaşlar Ejna Deyn Savaşı diyeceksiniz. Ejna Deyn savaşıyla Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmış ve Müslümanlar arkadaşlar birçok geniş coğrafyaya yavaş yavaş yayılmaya başlayacaklar. Daha sonrasında Hazreti Ebu Bekir'in hayatı yetmedikten sonra seçimle başa Hazreti Ömer gelecek. Hazreti Ömer dediğimde ise Ömer'in adaletini ne yapacaksınız bileceğiz ve unutmuyorsunuz İslam devletinin teşkilatlanması da Ömer'de ön plana çıkacak. Peki ne yapacak? İlk olarak arkadaşlar 636 yılında yine Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin coğrafyasını ne yapmıştır? Ele geçirecek. Sasaneler üzerine bir ordu gönderecek fakat bu ordu İran ordusuna Köprü Savaşı denilen savaşta yeniliyor. Fakat yenilen Pehlivan güreşe doyar mı? Hayır. Nitekim Hazreti Ömer de arkadaşlar bu süreçten vazgeçmeyecek. Daha sonrasında Kadisiye, Celula ve Nihaven Savaşları sonrasında Sasani Devleti'ni yıkmış ve böylece Irak ve İran topraklarını fethetmiştir. Peki şimdi uyarıya gelelim. Bu yerlerin fethedilmesi bana nasıl bir unsur katacak? Çünkü artık Müslümanlarla Türkler ilk kez karşı karşıya gelir. Yani ilk komşuluğu Hazreti Ömer döneminde yaşamaya başlayacak. Hazreti Ömer 644 yılında İranlı bir köle tarafından şehit edilmiştir. Peki sınırlarınızın genişlemesi demek ne anlama gelmekte? İster istemez otoritenizin bozulduğu anlamına geliyor. Bunu da bilen Hazreti Ömer teşkilatlanma anlamında da çalışmalar yapacak. Peki ne yaptı Ömer'de dediğimizde aklımıza ilk olarak şunlar gelsin. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valiler atanacak. Toplanan vergiler sistemli hale getirilmiş ve İslam devletinin hazinesi diye adlandırdığım Beytül Mal denilen devlet hazinesi oluşturuluyor. İslam tarihinde de yine güçlü bir ordu kurabilmeniz için ilk düzenli ordu ve ordugah şehirlerini oluşturmuştur. Askeri de iddia sisteminin temellerini atarak fethedilen topraklarda daha verimli kullanılmaya başlandı. Peki iddia sistemi nedir diye soracak olursanız topraksız köylüye toprağın dağıtılması ve bunun üzerine onlar o bölgeyi ekerek hem üretimde devamlılığı sağlamışlar hem de hazır asker elde edilmesini sağlamışlardır. Hazreti Ömer döneminde hicret başlangıç kabul edilerek ilk Müslümanların takvimi kabul edilen ilk hicri takvim ne yapıldı oluşturuldu diyeceğiz. Geldim Hazreti Osman'a. Hazreti Osman dönemi aslında Arap coğrafyasında çatırdamalar döneminin ortaya çıktığı bir dönem. Peki niye çatırdamalar dedim? Şundan dolayı. Çünkü Hazreti Osman kendi soyundan gelenleri devlet kademesine getirdi ve diğer Müslüman grupları küstürdüğü iddiaları yer almakta. Horasan ve Azerbaycan ele geçirilerek İslam hakimiyeti Gürcistan ve Dağıstan'a kadar genişletilecek. Yine bu dönemde ilk kez Türkler ile savaşılmıştır. Bu Türkler kimdir dersek de aklınıza Hazarlar gelsin. Hazarlar bir zafer kazanarak arkadaşlar yine Kafkas bölgesinde İslamiyet'in yayılmasını Hazarlar engelleyecekler. Yine Suriye valisi Muaviye arkadaşlar Anadolu'dan Kayseri'ye kadar sefer düzenlemiş ve kurulan donanma ile arkadaşlar 149 yılında Bizans'la yapılan savaş sonundu. Kıbrıs ne yapılmıştır? Fethedilmiş. O zaman yorum yapalım. İlk İslam donanması arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde ne yapılacak? Gösterecek. ile yapılarak arkadaşlar Zatü Sevari denilen ilk deniz zaferi yapılmış ve neresi alındı dedik? Kıbrıs fethedilecek. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim birçok hüsnaya ayrılarak arkadaşlar. 7 eyalete ne yapıldı? Gönderildi diyeceksiniz. Yine Hazreti Osman bir köle tarafından öldürülüyor. Ama İslam dünyasındaki sıkıntı daha da alevlenmeye başlayacak. Peki niye? Seçimle Hazreti Ali başa gelir. Geldikten sonra Hazreti Muhammed'in ikinci eşi olan Hazreti Ayşe ve Osman'ın valisi olan Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmezler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında bir olay gerçekleşir. Bu olaya arkadaşlar Camel vakasıdır. Bu Kemal vakasında Ali bir zafer kazanmasının yanı sıra İslam dünyasında da ilk savaş gerçekleşir. Unutmayın uyarıyı unutmuyorsun. Müslümanların kendi aralarında yaptığı ilk savaş Camel vakası olarak ne yapılır bilinir. Tabii ki Hazreti Ali arkadaşlar otoriteyi sağlayabilmek için ilk kez İslam devletinin başkentini arkadaşlar Medine'den nereye taşımıştır? Kufe şehrini taşıyacak. Bu bazı İslam dünyasındaki çerçeveleri kızdırtmasının yanı sıra Şam valisi Muaviye için de gün doğuracak. Şam valisi Muaviye tekrardan Ali'nin halifeliğini kabul etmez ve Sıfın diye adlandırdığım bir savaş gerçekleşir. Sıfın savaşında Muaviye yenileceğini anlayarak Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar ayetlerini oklara bağlatmış ve Ali'nin askerleri üzerine salmıştır. Ali haykırır bu bir hile olduğunu söylese de askerler tabii ki dinlemez bu Sıffin Savaşı sonrasında bir durum ortaya çıkar. Biz bu duruma hakem olayı diyeceğiz. Hakeme gelmeden önce Sıffin Savaşı sonrasında arkadaşlar İslam dünyası 3 gruba ayrılacak. Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki grubu tutmayan harici dediğimiz grup. Hakem olayında da arkadaşlar Muaviye hile karıştırmış ve dediğimiz gibi 3 grup oluşmuştur. Ama bu gruplardan en tehlikesi harici grubu olacak. Peki neden? Hariciler diyor ki ikisi de İslam dünyasına zarar vermekte. En iyisi biz bunları ortadan kaldıralım diye bir plan yaparlar. Muaviye yaralı bir şekilde kurtulurken Hazreti Ali Kufe'de cuma namazı kılarken bir harici tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilmiştir. Peki bu kime gün doğmuştur? Tabii ki Şam valisi Muaviye'ye. Muaviye ise arkadaşlar İslam devletinin adını değiştirir. Artık İslam devletinin adı Emevi devleti olacaktır. Emevi devletinin başkenti arkadaşlar değişecek ve Şam şehri artık Emevilerin merkezi haline gelecek. Halifelik babadan oğula geçecek. Normalde biliyorsunuz ki dört halife seçimle başa geliyordu ama arkadaşlar Muaviye diyor ki ben öldükten sonra oğlum Yezid devletin başına geçecektir der. Tabii ki bu neye dönüşür? Saltanata. Peygamber Efendimiz bir gün sahabelerle otururken İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden askerler ne güzel askerler olduğunu söyler. Tabii ki peygambere layık olmak için biri olmak gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar yine ilk kez İstanbul kuşatılmıştır. Fakat İstanbul'un kuşatması sırasında Eyüp el Ensari yani sizin bugün bildiğiniz Eyüp Sultan arkadaşlar burada hayatını kaybeder. İstanbul kuşatması başarısız olmuştur. Muaviye'nin oğlu Yezid başa geçtikten sonra Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin de Yezid'in halifeliğini kabul etmez burada çok acı bir olay gerçekleşir. Peki nedir bu olay? Kerbela olayı. Hz. Hüseyin, Yezid'in askerleri tarafından yakalanmış, Kerbela dolayında günlerce susuz bırakılmış, Hz. Hüseyin'in kafası kesilerek günlerce top oynatılmıştır. Bunun üzerine arkadaşlar, Kerbela olayıyla birlikte İslam dünyası iki gruba ayrılır. Ali taraftarları ve Muaviye taraftarları yani Şiiler ve Sunniler diye iki grup ortaya çıkacak. Daha sonrasında Tarık bin Ziyad diye bir komutanımız ortaya çıkar. Tarık bin Ziyad Avrupa'yı fethedecektir. Bu yüzden de bir kelime kullanır. Gemileri yaktık. Ya biz bu Avrupa'yı fethedeceğiz ya da biz bu uğurda öleceğiz der. Tarık bin Ziyad gotları mağlup etmiş ve belirli aralıklarla yapılan seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir. Emevilerin Avrupa kıtasında ilerlemesi 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşıyla son bulmuş. Artık Araplar Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağını anlamış ve İspanya'da bugün arkadaşlar mükemmel eserler bırakan bir İslam devleti ortaya çıkmıştır. Peki bu İslam devletinin adı nedir? Endülüs Emevi Devleti diyeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar Emevilerin çok acı bir politika izlemeye başlıyorlar. Biz bu politika ise mevali politikası diyeceğiz. Yani tabiri caizse köle politikası. Yani bu adamlar kendinden olmayan Müslümanlara mevali gözüyle bakmış. Yani köle gözüyle bakacak. Bu da Arap coğrafyasında Emevilerin daha da zayıflamasına ve kısa süre içerisinde yıkılmasına sebep olur. Peki Emeviler niye yıkılmıştır? Bir, taht kavgalarının baş göstermesi, mevali politikasının uygulanması, devletin doğa sınırlara ulaşması, Abbasilerin olumsuz çalışmaları, Şuabiye akımı ve ganimet gelirlerinin azalması Emevilerin yıkılmasının temel sebebidir. Sonrasında Emevilerin tam tersi olan hoşgörülü bir yapıya sahip ve Türklerin İslamiyetle tanışmasını sağlayan bir devlet. Kim peki? Abbasiler. Devletin merkezi Bağdat şehri olacak. Devlet ümmetçi bir politika izlemiş. Yani bütün Müslümanları tek çatı altında toplama fikrine sahip. Türkler bu dönemde devletin önemli kademelerine getirilirken aynı zamanda Çinlerle yapılan Talas Savaşı'nda zafer kazanılmış ve Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başlamıştır. Devletin parlak dönemini ise Harun Reşit zamanında yaşayacak. Halife Memun döneminde ise Beytül Hikme adı verilen arkadaşlar medreseleri açılırken birçok eser Arapçaya çevrilmiş ve bu dönem İslam Rönesansı olarak kabul görmüştür. Türklere Samarra ve Avasım adı verilen şehirler kurulacak ve bu şehirler genelde sınırlara oluşturulacak. Sebep nedir? Çünkü arkadaşlar sebebi Türklerin savaşçı özelliklerinin ön plana çıkması ve savaşçı bir ruha sahip olması. Yine geldiğimizde İran'da yeni bir güç olarak Büyük Selçuklu ortaya çıkacak ve Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey 1051 yılında Bağdatı kurtararak Halife'ye dini itibarını ne yapmıştır? İade edecek. Tabii ki arkadaşlar Mısır'da da Türkler rahat duracak mı? Hayır. Mısır'da devletler kurulacağız. Time diye kodlayacağız. Tolun oğulları Ihşidiler, Eyyubiler ve Memlükler diyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar Tolun oğulları diyelim. Tolun oğulları arkadaşlar bugün Kahire yani Fustat diye adlandırdım. Bölgede kurulacaklar. Tolun oğlu Ahmet tarafından kurularak Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olarak kabul edeceğiz. Aynı zamanda bilmem gereken nokta Maristan adı verilen hastane ve eczane yapmışlar. Bu da Volnutların sosyal bir devlet yapısına sahip olduğunun açık ve net göstergesi. Gelelim İhşidilere. İhşidiler arkadaşlar ya da diğer isminde İhşitler. Bunlar arkadaşlar Mekke Medine bölgesine yani kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti olacak. Abbas halifesi bunlara akşid diyecek. Ak demek beyaz, şid demek ise güneş. Beyaz güneş lakabını ne yapmıştır? Kullanmıştır. Daha sonrasında Mısır'a hakim olan Eyyubiler ortaya çıkacak. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi arkadaşlar Kudüs'ü ele geçiren haçlarla Hıddin Savaşı'nı yapar. Ve Hıddin Savaşı'yla birlikte arkadaşlar Kudüs Haçların elinden almıştır. Geldim Memlükler'e. Memlükler arkadaşlar yine bir Türk devleti ve... Moğolların batıya ilerleyişini aynı Calut Savaşı'yla durduracaklar ve Memlükler arkadaşlar Osmanlı Devleti ile yapılan Mercidabık ve İdaniye Savaşları sonrasında da kısa süre içerisinde yıkılmışlardır diyoruz. Peki bu kadar kadim bir İslam devletleri bilim ve irfanla uğraşmadan olur mu? Hayır olmaz. İslam dünyasında ilim akli ve arkadaşlar nakli olmak üzere iki gruba ayrılır. Akli ilimler, Beytül Hikmi'de gözlem evlerinin açılması, medreselerin kurulması ve çeşitli düşünce akımlarının doğmasıyla yol açmıştır. Böylece düşünce ve bilim hayatında canlılık gelmiş, felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilimler üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Yani biz buna akli bilimler diyeceğiz. Nakli bilimler neydi peki? İslam'ın en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnet almaya yönelik tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimler olacak. Peki ilim ilifan elverinin merkezleri nereydi? Bir Endülüs havzasının yerleri, bir Kurtuba medresesi, iki Gırnata medresesi, yine e, önemli isimleri ise Endülüs'ü Zehrahi, İbni Rüşt ve İbni Haldun'dur. Bağdat havzasında ise Beytül Hikme ve Büyük Selçuk Devleti'nin kurduğu Nizamiye medreselerini göreceğiz. Önemli alimler ise El Harazmi, Kindi, Fergani, El Belhi, El Harrani, El Razi, Eve, Beddahani arkadaşlar önemli isimler olacak. Horasan Havzası'na geçtiğimizde ise Nişabur Medresesi, Bel Medresesi, Semerkant, Ulubey Rasathanesi ve Nişabur Bimeristanesi arkadaşlar Horasan Havzası'nın önemli kültür merkezleri içinde. Peki önemli alimler kimlerdi? Ömer Hayyam, İsfizari, yine Yusuf Asacip, Farabi, İbn Sina ve İmam Gazali gibi isimler Arap coğrafyasının ve İslam kültürünün önemli alimleridir. Şimdi gelelim bunları biraz açalım. Farabi, Aristo'dan sonra ikinci öğretmen lakabıyla anılmıştır. Müzik alanında eserinde ut ve kanun gibi müzik aletlerini ilk defa bahseden kişi Farabi olacak. i̇bn Sina ise batıda Avesenna, İslam aleminde ise Şeyh El Reis olarak anılmıştır. En önemli eseri tıp alanında yazmış olduğu El Kanun Fıttı tıptır. İmam Gazali ise en ünlü eseri i̇hya ulmu di din yani bozulmuş bir toplumu ıslah etme, tekrar Kur'an ve sünnet temelleri üzerine oturtma ve onu asıl İslami erdemlerini yeniden kazandırmaya çalışacak. İbn Rüşd ise Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilir. Şimdi konu biterken neleri gördük? İslamiyet'in doğduğu dönemde Orta Çağ'da dünyayı kimleri? Sasani ve Bizans İmparatorluğu gibi İmparatorlukları gördük. Hazreti Muhammed'in İslamiyet'i yaymasını bu süreç içerisinde yaşadığı çileyi gördük. Ve sonrasında 4 Halife sonrasında kurulan arkadaşlar Emevileri, Abbas Devleti ve Türklerin İslamiyetle tanışmasını, yine Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ni ve önemli bilim medeniyeti ve havzalarını birlikte işledik. Şimdi her zaman yaptığımız gibi sizin için bir klasik soru gönderiyorum. Arkadaşlar şimdi sıra ödül sorunuzda. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.